Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah kitabımızın 13. ünitesindeyiz bu akşam. Aksam-ı 7 kısım. Arapçada fiil türlerine verilen özel bir isim bu. Sahi, misal, ecvef, nakıs, lefif, mudaaf fiil. Bunların geneli 7 tane toplam. Bunlara Aksam-ı Seba deniyor Arapçada. İnşallah bu akşam hem bunları tanıyacağız hem de bunların çekimleriyle alakalı ne yapacağız? Bilgi sahibi olacağız. Aksam-ı Seba'nın tanımı hemen ardından sahih fiil türleri, salim, mehmuz ve mudaf, mu'tel illetli fiiller, misal, ecvef, nakıs ve lefif fiili tanıyacağız. Sonrasında bunların çekimleri, işte mehmuz fiilin mudaf, salim, misal, ecvef, nakıs ve lefif fiillerin ayrı ayrı hepsinin çekimlerini ne yapacağız? Yani hızlı da olsa kısa da olsa bunların hepsini inşallah görmeye çalışacağız kitabımızın hazırladığı şekliyle tabi. Hemen şöyle bir aksam-ı seba'nın tanımıyla başlayalım. Ne demek aksam-ı seba? Bilindiği gibi Arapçada fiillerin kökü kahir ekseriyetiyle bu kahir ne demek istemiş burada ama ekseriyetiyle 3 harften oluşur. Yani genellikle fiiller 3 harf kökenlidir. Yani sülasi dediğimiz fiiller kökü üç harften oluşan ve bu köke hiçbir harf eklenmemişse buna sülasi mücerret diyoruz. Şimdi sülasi kökü üç harfli demek, rübai kökü dört harfli demek sayın hocalar. Zaten Arapçada kökü ya üç harflidir ya da kökü dört harflidir. Kökü beş harfli olan fiil yok sayın hocalar. Kökü üç harfli ise sülasi eğer buna başka bir şey eklenmemişse sülasi mücerret olacak bu fiil. Eğer bir şey eklenmişse sülasi mezit olacak. Sülasi mücerret fiillerin altı kalıbı var. Bu vaplarda şöyle. Nasara yensuru kalıbı. Darebe yadribu kalıbı. Fetaha yeftahu kalıbı. Alime ya'lemu kalıbı. Hasune yehsunu kalıbı. Hasibe yahsibu kalıbı. Bunlar emsile derslerimizde sülasi mücerred altı bab sayın hocalar. Nasara yansuru, darabe yadribu, fetaha yeftahu, alime ya'lemu, hasune yahsunu, hasibe yahsibu. Altı bab, altı kalıp. Yani görüp görebileceğiniz üç harfli fiillerin tamamı, bütün üç harfli fiiller bu altı kalıptan birisi gelmek zorunda sayın hocalar. Başka seçenek yok. Sülasi mücarret fiiller, şimdi dedik ya kökü 3 harfle olacak. İşte bu kökündeki 3 harfin, o 3 harfin arasında illet harfi varsa, yani elif, vav, ye dediğimiz 3 tane illet harfimiz var. Elif, vav ve ye harfleri. Eğer bu 3 harften birisi elif olursa, hangisi ama? Birincisi mi, ikincisi mi, üçüncüsü mü? Ya da vav olursa, ya da ye olursa, Buna göre fiilimizin ismi değişecek, çekimi de değişecek. İşte aksamu seba'a tam olarak da bu. Yani fiilin neresinde vav var, neresinde y var, neresinde elif var. Bunlardan içinde iki tane mi var yoksa bir tane mi var? Ya da içinde hiç yok mu elif vav ye'den? Buna göre fiilin adları değişecek. Buna bağlı çekimleri de değişecek. İşte buna aksamu seba diyoruz. İşte bu ayrımı aksamu seba denir. İlle harfleri 3 tane. Vav, J ve Elif. Yani Elif, Vav, Y. Bunlar 3 tane. Şimdi Aksam-ı Seba'yı 2 ana gruba ayıracağız. İçinde Elif, Vav, Y varsa Mu'tel fiil. Yani illetli fiil. İçinde Elif, Vav, Y yoksa Bunlar da sahih fiiller. Sayın hocalar. Bu ayrım önemli. Eğer üç harfli fiilimizin içinde Elif, Vav, Y varsa bunun adı mu'tel fiil yani illetli fiil bunlar. İçinde elif faviye yoksa o zaman adı sahih fiil olacak. Şimdi öncelikle sahih fiili ve sahih fiilin kısımlarını göreceğiz. Çünkü bu kolay olanı yani sahih fiilin çekimi de kolay, sahih fiilin her şeyi kolay. Zor olan mu'tel illetli fiiller. O yüzden onu birazdan göreceğiz. Fiili oluşturan asli harflerden hiçbirinde illet harfi yoksa bunun adı sahih fiildir. Sayın hocalar. Az önce söyledik ya. Bizim 3 ana harfimiz yani 3 kök harfimizden hiç birisinde hiç birisinde elif faviye yoksa o zaman bu fiilin adı sahih fiil olacak. Neden? İçinde illet harfi olmadığı için sayın hocalar. Şimdi sahih fiili de 3'ü ayıracağız. Sahih fiili 3'ü ayıracağız. Birincisi salim fiil. Bu en çok karşılaşacağımız fiil türü. Salim fiilin özelliği şu. Salim fiilin içinde hem ille tarifi yok, hem hemze yok, hem de şedde yok. Sayın hocalar, yani fiilde ille tarifi yoksa sahih fiil, ille tarifi yok ama hemze de yok ama şedde de yok. Yani dümdüz fiil. O zaman bunun adı salim fiil. Ne gibi? Darabe gibi alime gibi, nazara gibi. Bak üçüne de bakalım. Üçünde elif faviye de yok, şedde de yok, hemze de yok. Sayın hocalar bu en çok karşılaşacağınız çekimi en kolay olan fiil salim fiil. İkincisi mehmus fiil. Mehmus fiil demek fiilimizin içerisinde elif faviye yok ama ne var? Hemze var. İçinde hemze var. Ne gibi? EHAZE gibi. Bakın EHAZE'nin birinci harfi HEMZE. SEL'e se gibi SEL'in ikinci harfi yani ortadaki harfi HEMZE. GARAE -e gibi GARAE'nin üçüncü harfi HEMZE. Şimdi şöyle yapalım. Sizlerden bir kağıda FEALE yazmanızı istiyorum. FE-A-LE L Bunları bitişik yazacağız. Yani FEALE yazalım. Bir kağıda FEALE yazalım. Şimdi f, faal fiil, ayın, aynel fiil, l de lamel fiil. Faal fiil, aynel fiil, lamel fiil. F aleyi sırasıyla söylüyoruz bunu. F'ye denk gelen harf, faal fiil. Ayına denk gelen harf, aynel fiil. Lama denk gelen harf de lamel fiil. Şimdi f alinin altına nasara yazalım. Fealenin altına nasara yazalım. Nasaranın faal fiili nun harfi. Nasaranın aynel fiili sad harfi. Nasaranın aynel fiili ra harfi. Lamel fiili ra harfi. Bir daha söyleyelim. Nasaranın faal fiili nun harfi. Nasaranın aynel fiili sad harfi. Nasaranın lamel fiili ra harfi. Bu ayrım bizim için önemli. İlerleyen dakikalarda da bunu mutlaka kullanacağız zaten. Şimdi bu aklımızda kalsın. Aynısını mehmus fiile uygulayacağız. Eğer hemze mehmus fiilin en başındaysa mehmuzul fa faal fiildi ya mehmuzul fa eğer ortasındaki harfi hemze ise mehmuzul ayn eğer son harfi hemze ise Mehmuzul lam olacak. Yani fiilin faal fiilinde hemze varsa mehmuzul fa, aynel fiilinde hemze varsa mehmuzul ayn, lamel fiilinde hemze varsa mehmuzul lam olacak fiilimizin adı sayın hocalar. Ama genel olarak mehmuz fiil. Ama mehmuz fiilinde grupları var. Mehmuzul fa olabilir, mehmuzul ayn olabilir, mehmuzul lam olabilir. Geldik mudaaf fiile yani şeddeli fiil. Diğer adıyla şeddeli fiil. Şimdi bizim fiilimizde elif vav ye ille tarifi yok. Hemze de yok. Bunun yerine ne var? Şedde var. Sayın hocalar. Şedde var. Ne gibi? Merra gibi. Ferra gibi. Ya da medde gibi. İşte bu da bu da yine salim fiildir. Yani sahih fiildir. Sahih fiilin mud'af fiil versiyonudur. O zaman öğrendiğimiz bilgileri tekrar edelim. Eğer bizim fiilimizde illet harfi dediğimiz Elif-Faviye yoksa bunun adı sahih fiil. Elif-Faviye varsa bunun adı mu'tel fiil. Yani illetli fiil. Birazdan onları göreceğiz. Sahih fiili de üçe ayırdık. Elif-Faviye yok. Hemze yok. Şedde yok salim fiil. Elif vav ye yok. Hemze var. Hemze var. Mehmuz fiil. Elif vav ye yok. Hemze yok. Ama şedde var. Mudaf fiil. Sayın hocalar. Burası kolay kısmı. Yani bunların çekimi kolay. Salim'in en kolayı. Mehmuz aynı onun gibi kolay. Mudaaf aralarında bir tık zor. Ama üçü de genel olarak kolay. Bunlar sınavda zorlanacağımız fiiller değiller. Yani salim fiil, mehmus fiil ve mudaaf fiil çekimi gerçekten kolaydır. Birazdan zaten onları göreceğiz. Şimdi geldik asıl meselemize. İlle tarifli fiillerin çekimi zordur. Sayın hocalar, ille tarifli fiillerin çekimi zordur. Konusu biraz karmaşıktır. Ama şu an ilk hedefimiz ne? İlle tarifli fiillerin isimlerini öğrenmek. Önce bir isimlerini öğrenelim. Birazdan zor olan çekimlerine de bakacağız. Şimdi mu'tel fiiller yani illetli fiiller konusundayız. Fiilin asli harfleri arasında illet harflerinden bir tane varsa ya da iki tane varsa biz buna ne diyoruz? Mu'tel, illetli fiil diyoruz. Bunu da dörde ayıracağız. Şimdi toplamda yedi tane ya az önce sahih fiili üçe ayırdık. Mu'tel fiile kaç tane kaldı? dört tane kaldı. Birincisi misal fiil. Misal fiil demek ilk harfi illetli demek. Yani faal fiilimiz, fiilimizin ilk harfi olan faal fiilde illet harfi olan vav ya da y varsa bunun adı misal fiil. Eğer illet harfi vavsa misal vavi, y ise misal yai olacak özel adı. Yani şu an sizin misal vavi ya da misal yay. Bu ayrıma takılmanızı istemiyorum. Önemli olan ilk harfi illetli olana misal fiil diyebilmek sayın hocalar. O zaman fiile bakacağız. En sağdaki harfi illet harfi ise bu bizim için misal fiil olacak. Ecve fiil. Ecve fiilde aynel fiilimiz illetli olacak. Yani orta harfimiz illetli olursa bunun adı Ecve fiil olacak. Ne gibi mesela? Bakın zara ya da mate gibi. Mate'nin ortasında bir elif var. Zara'nın ortasında bir elif var bakın. Aslında mate'nin elifi y'den olma. Yani bu normalde Zara'nın Zara'nınki de Allahu alem vav'dan olma. Bu aslında zevarait. Ya da bu da y olabilir. Belki bu da y'dir. Kale var mesela. Kale vavdan olma elif. Sayın hocalar. Eğer böyle olursa bakın kavele mesela. Kale'nin aslı kaveledir. Sayın hocalar. Böyle olursa yani fiilimizin ortasındaki harf şimdi bir ayrıma dikkat çekmek lazım. Elifle hemze aynı şey değil. Hani diyoruz ya harekeli elife hemze denir. Hemze uzatmaz ama elif uzatır. O yüzden mehmus fiilde elif olmaz. Mehmus fiilde hemze olur. Bu sebeple hemze baştaysa her zaman mehmuzdur. Bu doğru. Zaten bakın az önce dikkat ettiyseniz misal fiil neydi? İlk harfi olan ve biz dedik ki misal fiil ya vavla başlar ya da y ile başlar. O yüzden elifle hiçbir fiil başlamaz Arapçada sayın hocalarım. Hemze ile başlar ama elifle başlamaz. Elifle başlasaydı misal fiil olurdu zaten ama kesinlikle başlamaz. Ecve fiili anladık değil mi? Ecve fiil demek ortasındaki harf ille tarfle olan sayın hocalar. Geldik nakıs fiile. Nakıs fiilde son harfi illetli olan. Yani ilk harfimiz sahi, ikinci harfimiz sahi harf, ama sondaki harfimiz illet harfi. Bu da ne olabilir mesela? Rame gibi ya da dea gibi. Şimdi rame'de sondaki harf elif ama aslında bu ye. Dea'da sondaki harf elif ama aslında bu da vav sayın hocalar. Yani fiilimizin son harfi vav ya da y olabilir. Bunlar genelde elif gibi yazılıyorlar. Yani bunun tabi belli başlı kuralları var. Az önce söyledim ya. Bu ders böyle e, bu şekilde anlatımla öğrenilecek bir şey değil. Yani özellikle illetli fiiller misal, ecvef, nakıs, mehmuz, misal, ecvef, nakıs, lefif bunlar çok önemli konular. Bunlar zor konular. Yani illet harfleri bunlarda değişikliğe uğruyor. Mesela az önce baktık işte kavela kale diye yazılıyor. Vav elife çevriliyor ya da de yine ye elife çevrilmiş gibi veya rame'nin sonundaki ye elife çevrilmiş veya de'anın sonundaki de'a veydi bu vav elife çevrilmiş. Bunlar çok önemli konular. Bunlar biraz zor konular ama bakalım inşallah ilerleyen dakikalarda bunları daha güzel anlatmışsa orada ben de anlatmaya çalışacağım bunu. Sıra geldi lefif fiile. Şimdi misal ecvef nakıs böyle üç tane parmağı şu üç parmağımızı yan yana getirdiğimizi düşünelim. En sağdaki misal küçük parmağımız yanındaki ecvef yanındaki nakıs. Misal ecvef nakıs, misal ecvef nakıs. Siz de böyle bakın sayın benimle birlikte. Misal ecvef nakıs, misal ecvef nakıs. Bunu bilirseniz en sağdaki harf yani birinci harf illet harfi olursa misal yanındaki olursa ortadaki ecvef, sondaki olursa nakıs. Bunu karıştırmazsınız. Eğer böyle parmak hesabı yaparsak bunu. Misal ecvef nakıs. Yani hangisi misaldi? Hangisi ecvef'ti? Hangisi nakıs'tı? tabi dilerseniz bunu direkt ezberleyin. İlk harfi illetli olana misal denir. Orta harfi illetli olana ecvef denir. Son harfi illetli olana nakıs denir. Yani gönül ister ki böyle ezberleyelim ama vakit ve zaman dolayısıyla misal ecvef nakıs kodlamasıyla çok rahat bunu ezberlersiniz ve karıştırmazsınız. Hangisi misalde, hangisi ecvefte, hangisi nakıst. Şimdi sıra geldi lefife. Bu da Eksamu Seba'nın sonuncusu. Lefif fiilin şöyle bir özelliği var lefif fiilde illet harfi iki tane var. Lefif fiilde mesela misalde bir tane, ecvefte bir tane, nakısta bir tane illet harfi var. Ama lefifte iki tane var. Lefifte iki tane var. Ve bunun da iki seçeneği var. Eğer illet harfi birinci harf ve üçüncü harf olursa lefifi mefruk. Eğer illet harfi ikinci ve üçüncü olursa lefifi makrul. Şimdi İllet harflerinin arası açık olursa, bakın vekada birinci illet harfi, ortada sahih harf var, sonuncu illet harfi. Yani ikisinin arası açık. İşte bu lefifi mefruk, araları açık yani. Ama yan yana olursa lefifi makrun. İkinci ve üçüncüsü illetli olursa lefifi makrun, birinci ve üçüncü illetli olursa lefifi mefruk, sayın hocalar. Şimdi Aksam-ı akılda tutmak için diyor yedi fiil çeşidini bir arada zikreden şu beyti ezberleyebiliriz bu e, bina kitabının sonunda yazıyor sahihastu misalestu muda'af lefifu nakisu mehmuzu ecve bakın bu beyti ezberlerseniz sahih fiil misal fiil muda'af fiil lefif fiil nakis fiil mehmuz fiil ecve fiil yedisinin ismini de bu beyitle ezberleyebilirsiniz sahih hastu mithalestu muzaaf lefifi naqisu mehmuze ecve. Bu beyti ezberlemenizi tavsiye ediyorum. Yani bununla birlikte Aksa sebaya ezberleyebiliriz. Sınavda bununla alakalı soru gelebilir. Yani bunların çekimlerinden mutlaka soru gelecek ama işte aşağıdaki seçeneğin hangisi Aksa sebadan bir tane değildir diye böyle bir seçenek gelebilir. Orada misa, muhtemelen şıklardan birisi sahih, misal, mudaf, ecvef, nakıs, lefif olmayacak. Başka bir uydurma isim olacak. Onu ne yapacağız? Orada seçeceğiz. Şimdi Aksam Museba'nın tablosu, yani tablolu haline bakalım. Fiilleri ikiye ayırdık. Ya muteldir, yani ille tarifi olan içinde ya da sahihtir içinde ille tarifi olmayan. Sahihi de üçe ayırdık. Mehmuzdur, içinde hemze olan. Mudaftır, içinde şedde olan. Salimdir, içinde şedde de yok içinde hemze de yok. Mehmuzu da üçe ayırdık. İlk harfi hemze ise mehmuzul fa, ikinci harfi hemze ise mehmuzul ayn, üçüncü harfi hemze ise mehmuzul lam. Gelelim mu'tel illetli fiillere. Bunu da dörde ayırdık. Lefif olabilir. İçinde iki tane olursa lefifi makrun ikinci ve üçüncü illetli. Lefifi mefruk birinci ve üçüncü illetli. Nakıs olabilir. Son harfi illetli ecvef olabilir. Orta harfi illetli misal olabilir. İlk harfi illet. Aslında zor bir şey değil. Yani fiillerin isimlerini bilmek bizim için önemli. Çünkü her birinin çekimi birbirinden farklı. Bu sebeple hangi fiille iştigal ettiğimizi bilelim ki ona göre çekimini de yapalım. Anlamını da doğru bir şekilde verelim. Evet dersimizin buraya kadar olan kısmı kolaydı yani buraya kadar olan kısım beynimizi fazla yakmadı. En azından aksam-ı tanıdık. Salim fiil, mudaf fiil, mehmus fiil, misal fiil, ecve fiil, nakıs fiil ve lefif fiil. Bunlara, bunlarla alakalı en azından şu an biraz neyiz? Bilgi sahibiyiz. Şimdi bunların çekimlerine bakalım. Önemli olan bunların çekimi sayın hocalar. Aksam-ı çekimi sahih ve mutal fiillerin çekimleri belli kurallar gereği farklılık göstereceğinden dolayı örnek olarak her fiil çeşidinden mazi, muzari ve emre hazır diyor çekimini yapacağız. Yani kitap bize bunların hepsinin çekimini verecek ama çekimini yaparken de öyle 24 sigasını değil de bize sadece mazi, muzari ve emre hazırlarını örnek olarak sunacak. Öncelikle en kolayı salim fiil çekimi. Salim fiil neydi? İçinde illet harfi barındırmayan, hemze veya şedde olmayan fiillerdi. O yüzden bu bizim en çok karşılaşacağımız fiil türü. Salim fiiller. Hemen şöyle bakalım. Mesela ketebe. Ketebe, ketebu. Ketebet. Bu tabii fiil mazinin, yani mazi çekimi. Salim fiilin mazi çekimi. Ketebe, ketebe, ketebu, ketebet, ketebete, ketebne, ketepte, keteptume, keteptum, ketepti, keteptume, keteptunne, keteptu, ketebne. Yani o yazdı, o ikisi yazdı, onlar yazdılar, o bayan yazdı, o ikisi yazdılar, iki bayan, ketebne, o bayanlar yazdılar, ketepte sen yazdın bir erkek için, keteptume, ikiniz yazdınız, keteptum, sizler yazdınız, cemi erkekler, ketepti sen yazdın bir bayan için, Ketep tu me siz ikiniz yazdınız. Ketep tu ne sizler yazdınız. Ketep tu ben yazdım. Ketep ne biz yazdık. Burası dersimizin en kolay kısmı. Şimdi muzari çekimine bakalım salim fiilin. Yagsilu o yıkıyor. Yagsilani ikisi yıkıyorlar. ne? onlar yıkıyorlar. Tagsilu o bayan yıkıyor. Tagsilani o ikisi yıkıyorlar. Yagsil ne o bayanlar yıkıyorlar. Taksilü sen yıkıyorsun, taksilani siz ikiniz yıkıyorsunuz, ne sizler yıkıyorsunuz, cemi erkekler. Taksiline sen yıkıyorsun bir bayan, taksilani siz ikiniz yıkıyorsunuz, taksinne sizler yıkıyorsunuz, cemi bayanlar. Eksilü ben yıkıyorum, Nağsilu biz yıkıyoruz. Bu da salim fiilin muzari çekimi. Geldik salim fiilin emir çekimine. İftah sen aç bir erkek için. İftaha siz ikiniz açın. İftahu sizler açın cemi erkekler. İftahi sen aç bir bayan. İftaha siz ikiniz açın. İftah ne sizler açın cemi bayanlar. Şimdi buraya kadar aslında bunlar daha önceki derslerde de öğrendiğimiz bilgiler. Yani normal bir fiilin mazi muzari ve emir çekimi bu şekilde Arapçada. Bu işin kolay olan kısmı. Dedik ya salim fiil yani göreceğimiz fiillerin yüzde doksanı zaten salim fiil olacak. Bu sebeple salim fiilin çekimi bizim için önemli ve son derece kolay. Belki bazı kardeşlerimiz ya bunun neresi kolay diyebilirler. İlk defa okuyanlar, ilk defa duyanlar ya bu kolaysa diğerlerin ne olacak diye düşünebilir. Birazdan diğerlerini okuduğumuzda laksam en kolayının salim fiili olduğunu siz de göreceksiniz. Şimdi sıra geldi mehmuz fiile. Mehmuz fiilde içinde illet harfi olmadığı için tabi salime ek olarak bunda hemze var ama bunun da çekimi salimle birebir aynı sayın hocalar. Yani salim fiil nasıl çekiliyorsa salim fiil nasıl çekiliyorsa bunun mehmuzda tıpkı onun gibi çekiliyor. Onun gibi çekiliyor. Bakalım şurada biraz bilgiler var. Bu fiilin çekimi aynen salim fiil gibidir. Sülasi mücaretlerin 1, 2, 3, 4 ve 5. baplarından çekimlenmektedir. Bu bapta önemli olan birinci baptan gelen emara gibi emara ye muru, ekaze ye huzu, ekele ye kulu mesela. Bunların emre hazırları u mur u huz u kül şeklinde gelmesi gerekirken mur huz ve kül şeklinde kolaylık olsun diye böyle geliyorlar. Yani aslında Umur, mur u huz u bu da doğru. Kural gereği çekimi zaten böyle ama Araplar bunları bu şekilde kullanmamışlar. Yani Araplardan hiç u kül ya da Umur bunları duyamazsınız ya da u huz duyamazsınız. Kolaylık olsun diye bu şekilde kullanmışlar. O zaman bizim mehmus fiil ile alakalı aklımızda ne kalması lazım biliyor musunuz? Mehmus fiilin çekimi salim fiil gibidir. Mehmus fiil salim fiil gibi kolay çekilir. Sadece dikkat etmemiz gereken şu. Salim fiil gibi birinci babtan gelirse yani Nasara Yensuru babından gelirse eğer mehmus fiilimiz o zaman emiri bu şekilde iki harfli kısaltılarak gelecek. Çünkü Araplar bunu bu şekilde böyle kullanmışlar. Şimdi bakalım bunun kolay çekimine emara o emretti emara o ikisi emrettiler emaru onlar emrettiler cemi erkekler emarat o bayan emretti emarate o ikisi emrettiler emrne o bayanlar emrettiler bunları böyle teker teker söylemem faydalı oluyor mu sayın hocalar yani bunların tercümesini de yapıyoruz bu şekilde söylüyorum ama. İnşallah faydası oluyordur. Yoksa dersi gereksiz uzatma gibi e, algılayan da içimizde olabilir ama belki bilmeyen olur. Ya da bilenlere de böyle aş aşinalık kazanmaları için bunları bu şekilde tekrar etmiş oluyorum. Hem yani kulağımız duya duya böyle kalıpları da biraz da olsa kulağımıza aşinalık kazanır. Emarte sen emrettin bir erkek için. Emertume siz ikiniz emrettiniz. Emertum sizler emrettiniz. Cemil erkekler Emerti sen emrettin bir bayan için. Emertume siz ikiniz emrettiniz. ne? sizler emrettiniz. Cemi bayanlar. Emertu ben emrettim. Emer ne biz emrettik. Belki videoyu daha sonra dinlerken buraları yavaşlatabilirsiniz ya da buraları tekrar tekrar böyle dinleyerek üzerine not alabilirsiniz. O yüzden burada yaptığımız anlamlandırmalar çok işinize yarayabilir. Şimdi neye bakacağız? Mehmus fiilin muzari çekimine ye muru, o emrediyor. Bakın tıpkı yen suru gibi. Ye muru yen aralarında hiçbir fark yok. Ye murani o ikisi emrediyorlar. Ye ne onlar emrediyorlar. Te muru, o bayan emrediyor. Te murani o ikisi emrediyorlar. Ye ne o bayanlar emrediyorlar. Te muru, sen emrediyorsun bir erkek için. Te murani siz ikiniz emrediyorsunuz. Te muru ne onlar emrediyorlar cemi erkekler için. Sizler em onlar değil. Sizler emrediyorsunuz cemi erkekler için. ne? sen emrediyorsun bir bayan için. Te'murani siz ikiniz emrediyorsunuz. Te'mur ne? Sizler emrediyorsunuz. Cemi bayanlar. E'muru ben emrediyorum. Ne'muru biz emrediyoruz. Şimdi geldik bunun emre hazır çekimine. Dedik ya demin umur, umura, u umuri, u mur u u u u u ne? Aslında böyle deseniz de olur. Yani yanlış bir şey yok. Ama Araplar böyle kullanmamışlar. Mur sen emret. Mura siz ikiniz emredin. Muru sizler emredin. Cemi erkekler. Muri sen emret bir bayan için. Mura siz ikiniz emredin. Mur ne? sizler emredin. Şimdi biz neyi görmüş olduk burada? Mehmuzul fa'nın çekimini. Mehmuzul fa'nın çekimini. Şimdi mehmuzul ayn'ın çekimlerine bakalım. Bunda hemze ortada gelecek ama çekimi diğeriyle birebir aynı. Se'ele o istedi. Se'ele o ikisi istediler. Se'elu onlar istediler. Se'alet o bayan istedi. Se'alete o ikisi istediler. Se'elne o bayanlar istediler. Se'elte sen istedin bir erkek için. Se'eltüme siz ikiniz istediniz. Se'eltüm sizler istediniz. Se'elti sen istedin bir bayan için. Se'eltüme siz ikiniz istediniz. Se'eltünne sizler istediniz. Cemi bayanlar. tu ben istedim. Se'elne biz istedik. Bakın çekimi Nasara ile aynı. Ha nasarti ha se'elti. Şimdi mehmuzul Aynın muzari çekimi. Yes elu o istiyor. Yes elani o ikisi istiyorlar. Yes elune onlar istiyorlar. Tes elu o bayan istiyor. Tes elani o ikisi istiyorlar. Yes elne o bayanlar istiyorlar. Se elinin istemek anlamı da var. Sormak anlamı da var. İsterseniz istiyorlar deyin. isterseniz soruyorlar deyin. İkisi de olur. Tes elu sen istiyorsun. Bir erkek için Teselani siz ikiniz istiyorsunuz. Teselune sizler istiyorsunuz. Cemi erkekler için. Teseline sen istiyorsun. Bir bayan için. Teselani siz ikiniz istiyorsunuz. Tesel ne? Sizler istiyorsunuz. Cemi bayanlar için eselu ben istiyorum. Neselu biz istiyoruz. Gelelim mehmuzul aynın emre hazır çekimine. Sel iste. Bakın sele se sel oldu. Sel, sele. Siz ikiniz isteyin. Selu, sizler isteyin. Cemi erkekler için. Seli, sen iste. Sele, siz ikiniz isteyin ve selne, Sizler isteyin. Cemi, bayanlar için. Böylelikle mehmus fiili de tamamladık. Şu geldi. sahi fiillerin üçüncü ve sonuncusuna nedir bu? Mudaaf fiil. Mudaf fiil orta ve son harfleri aynı cisten olup idgam kuralı gereği şeddelenmiş fiillerdir. Bu fiiller sülasi mücahletlerin 1, 2 ve 4. bablarından gelir. Bu fiilin mazi çekimi yapılırken fiildeki idgam cemi müennes salim sigasında çözülür ve bu şekilde sonuna kadar devam eder. Mudaf fiil sülasi mücahletlerin 1. veya ikinci babından gelmişse mazi çekiminde idgam fetayla, dördüncü babından gelmişse de kesre ile çözülür. Muzari çekimi yapılırken de idgam yalnızca cem-i gahibe ve cem-i muhataba sigalarında çözülür. Birazdan bunları tabloda daha iyi anlayacağız. Mudaf fiilin hangi baptan geldiğini anlamak için muzarinin orta harfine bakarız. Eğer orta harfinin hareketi damme ise birinci baptandır. Eğer kesre ise ikinci baptan, fethaysa da dördüncü baptan gelmiştir. Emre hazır çekimi yapılırken nunun nisvenin kadınlık nunu bitiştiği sigada idgamın çözülmesi vacip. Diğer sigalarda da caizdir. Yani ister çözebiliriz istersek de çözmeyiz. Bunu birazdan göreceğiz. Şimdi mazi çekimine geldik. Mudaf fiil neydi? Mudaf fiil şeddeli fiil. Yani bunun içinde aynı harften iki tane var. Diğer bir tabirle fiilimizin ikinci harfiyle üçüncü harfi aynı harf. O yüzden bunlar birbirine idgam ediliyorlar. Yani ayrı ayrı yazmak yerine. Mesela bakın şurada radde demiş ya. Normalde bu radede. Yani bunu asla radede olarak kullanmayız. Burada idgam vacip zaten. Mutlaka bu raddeye dönüşmek zorunda. Kur'an-ı Kerim'de de bunun kullanımı böyle. Burada idgam mutlaka kapanacak. Yani şeddelenecek. Bunu ayrı ayrı kullanmayacağız. Şimdi mudaf fiilin çekiminin kolay bir yanı var kolay bir formülü var. Bakın o da şurası. Az önce söyledi ya. Mazi çekimi yaparken mudaf fiilin mazisini çekerken nunun isveye kadar geleceğiz. Nunun isveye kadar geleceğiz. Nunun isvede idgam çözülecek ve aşağıya kadar sonuna kadar idgam çözük devam edecek. Ne gibi mesela? Radde o reddetti. Radde o ikisi reddettiler. Raddu yani onlar reddetti. Raddet o bayan reddetti. Raddete o ikisi reddettiler. Radedne onlar reddetti. Radedne onlar reddetti. Radette sen reddettin bir erkek için. Radettume siz ikiniz reddettiniz. Radettum sizler reddettiniz. Radetti sen reddettin. Radettüme siz ikiniz reddettiniz. Radettu ne sizler reddettiniz. Radettu ben reddettim. Radedne biz reddettik. Burada idgam çözüldü sayın hocalar. Neden? Çünkü burada sükun üzere mebni oldu bak. Hani harekeli ref zamilleri bitiştiğinde yani nunun ismeden aşağısı bu diğer bir tabille. Harekeli ref zamilleri bitiştiğinde fiil-i mazi sükun üzere mebni ol. Yani o sükunu görmek zorunda kalacağız. Görmek zorunda kalacağız. Ama diğerleri öyle değil. Yani radde, radde, raddet ve raddete bu dördünde feta üzere mebni, raddu da damme üzere mebni ama diğerlerinin tamamında sükun üzere mebni. O yüzden bu sükunu mutlaka görmek zorundayız. Bunun da tek yolu idgamın açılması sayın hocalar idgamın açılması. Bu sebeple mudaf fiilin mazi çekimi ile alakalı bu bilgi bizim için önemli. Şurası nunun isve dediğimiz yer. Şu nunun isveye kadar şeddeli şeddeli geleceğiz. Nunun isvede şeddemizi bozacağız. Aşağı kadar bozuk devam edeceğiz. Bu mudaf fiilin mazi çekiminin kuralı bu sayın hocalar. Başka fiil deneyelim. Ferra, ferra, ferru, ferrat. Ferrate, ferrarne ferarte. Bakın idgam çözüldü. Ya da medde diyelim. Medde, medde, meddu, meddet. Meddete, mededne, Medette. Bak idgam gene çözüldü. Bu kuralı unutmazsanız mudafilin mazi çekimi gerçekten kolay ama diğerlerine göre zor, zor bak. Yani mehmuza göre ya da salime göre zor ama diğer illetlilere göre kolay. Şimdi muzari çekimine bakalım. Muzari çekiminde ne dedik? Sadece ve sadece nunun isvelerde idgam çözülür. Neden? Çünkü fiili muzari sadece nunun isve bitiştiğinde sükun üzere mebni olur. Onun harici mebni değildir. Bu yüzden fiili muzari'nin kuralı da bu. Fiili muzari çekilirken muza' fiilde sükun üzere mebni olduğu iki yer var. O iki yere gelirse idgam çözülür. Ne gibi? Yeruddu o reddediyor, Yerudani o ikisi reddediyorlar, ne onlar reddediyorlar. Bu cevap verdi anlamı da var bunun. Radde reddetti, cevap verdi. Teruddu o bayan reddediyor, Terudani o ikisi reddediyorlar, Yerdudune onlar reddediyorlar. Teruddu sen reddediyorsun, Terudani siz ikiniz reddediyorsunuz, Teruddune sizler reddediyorsunuz cemi erkekler. Teruddine sen reddediyorsun. Bir bayan için teruddani ikiniz reddediyorsunuz. Terdud ne? Sizler reddediyorsunuz. Bak burada da sükun üzere mebni nun isre bitiştiği için. O yüzden idgam çözüldü. Eruddu ben reddediyorum. Neruddu biz reddediyoruz. Sayın hocalar. Muzari fiil ile alakalı kuralı da unutmayalım. Nun'un isve gelen iki yer var. Bu iki yerde idgam çözülür. Onun harici idgam çözülmez. Geldik Emre Hazır çekimine. Dedik ya Emre Hazır'da Emre Hazır'da ne olabilir? Açıktan yazılabilir. Açıktan yazılabilir. Yani urdut diyebiliriz. Ya da rudde ya da ruddi. Bu e, çok özel bir konu. E, bu gerçekten çok özel bir konu. Şu rudde ruddi ikisi de olabilir. Bu çok e, tabi bu kitapta yok ama e, güzel anlatıla, anlatırsa güzel bir konu bu. Şimdi isterseniz urdut deyin. İsterseniz rud dediğin ikisi de olur. Yani sen reddet, rudda siz ikiniz reddedin. Ruddu sizler reddedin. Ruddi sen reddet, rudde siz ikiniz reddettin İki bayan yani. Urdut ne? Sizler reddedin. Bak mesela burada urdut ne de mutlaka açık yazılacak. Burada idgamlı olmaz. Neden? Çünkü gene nunun ismi var. Yine sükun üzere mebni. Bu sebeple burada idgam mutlaka açık olacak. Urdut'ta denebilir, Rudde'de denebilir sayın hocalar. Mudaf fiille alakalı söyleyeceklerimiz bu kadar. Yani zor değil, kesinlikle zor değil ama fiil-i mazide nunun isveden aşağısı sükun üzere mebni olduğu için idgam mutlaka çözülecek. Muzaride de nunun isve gelen iki yer var. Bu iki yerde de idgam yine çözülecek. Emir fiilde de mutlaka idgamın çözülmesi gereken yer yine neresi? Nunu nisve gelen yer Sayın hocalar. Evet şimdi isterseniz burada kalalım. Burada kalalım. Çünkü şeyi bitirmiş olduk. Yani sah sahih fiillerin e, üçünü de salim, mehmuz ve mudaf fiillerin çekimini bitirmiş olduk. Aslında okuruz misal ecvef, nakıs ve lefifi de okuruz ama beynimiz iyice yanar. O yüzden burada tadında bırakalım. Hem Seba'yı tanımış olduk bu akşam. Hem de bunun üç tanesini ki en çok yani salim fiili kesinlikle göreceğiz. Bak altını çiziyorum onun. Salim fiilin çekimi çok kolaydır. Mehmus fiilin çekimi de çok kolaydır. Siz de bunu fark ettiniz. Muda fiil ikisine nazaran bir tık zordur. Ama onun da kurallarını güzelce söyledim. Ee, yani bunu sınavda okurken vesaire heyecanlanmayın. Yani muhtemelen bakın bunlardan çok soru gelebilir. Yani hocamız e, bize tablo verir. Bazı yerleri boşluk bırakır, bazı yerlerini doldurur. Bize o boşlukları sorar. Orada bu öğreneceğimiz çekimler bizim için son derece önemli. En ufak hata da yanlış yaparız, soruyu kaybederiz. Bu yüzden çekimlerin bizde güzelce oturması lazım. Ama ne yazık ki bunları ne kadar iyi öğrenirsek öğrenelim, en çok salim fiil kullanıldığı için zamanla diğer kurallar unutuluyor, çekimleri unutuluyor salim fiil taş gibi yoluna devam ediyor. Bunun da önünde bir şekilde geçmek lazım. Dersi burada bitirelim. İnşallah bir sonraki dersimizde Eksam-ı son dört tanesi kaldı. En zor olanı böyle en çetrefilli olanı yani aslında bu akşam bir şey okumadık ama asıl konunun diğer dersi olduğunu siz de inşallah göreceksiniz. Hem sizi yormamış olayım hem de eksam Seba alakalı artık bir fikir sahibiyiz. Bir sonraki dersi daha da böyle daha rahatça öğreneceğimizi düşünüyorum. Hem de diğer dersi yapınca bu akşamki salim, mehmuz ve mudafın ne kadar kolay olduğunu beraber yeniden ne yapmış olacağız anlamış olacağız.